medya temsilcileri, sosyal medya platformları temsilci atamadı ve cezalar kesildi. Neden temsilci atamadılar? Öncelikle bence iktidarın da bunu sorgulaması gerekiyor. Çünkü tıpış tıpış atayacaklar bu temsilcileri demişti. Ama görüyoruz ki Türkiye'nin en önde gelen platformlarının, kullanım alanında en önde gelen platformlarının temsilci atamadığını görüyoruz. Çünkü asıl temel sorun bence güven sorunu. Çünkü bu kurumların aslında Türkiye iletişiminde çalıştırdığı personelleri de var, uzmanları var. Bu uzmanlar yurt dışında çalışıyorlar ve Türkiye'de bu çalışmanın yapılması noktasında yeteri kadar bağımsız bir ortam olmadığını düşünüyorlar bence. Çünkü iktidarın şöyle bir yaklaşımı var. Bu platformlarda ya bizi övsünler ya da sussunlar mantığını egemen kılmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda da platformlar şunu düşünüyor. Acaba gelirsek yarın iktidara bir kol boyu mesafede olursak başımıza neler gelir diye düşünüyorlar. Çünkü geçmişte bunun çeşitli örnekleri var. Özellikle çok yakın zamanda Sputnik yazarlarının hedef gösterildiğini, muhabirlerin hedef gösterildiğini gördük. 2015 seçimlerinden sonra Adalet Kalkınma Partisi yaşadığı yıkım sonrasında Adalet Kalkınma Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı'nın Hürriyet Gazetesi'nin camını çerçevesine kırdığını gördük. Böyle bir ortamda ne yazık ki platformlar da çekinceli davranıyorlar. Bunun özür dilerim. Birinci sebebinin özellikle ben maddi kaynaklara, maddi gerekçelere dayanmadığını düşünüyorum. Bunun birinci sebebi özellikle temsilcilerini, temsilciliklerini güvende tutacaklarını öngöremedikleri için böyle bir karar aldıklarını düşünüyorum. Ve iktidarın sosyal medyayı zapt durapt altına alma çabasının da her geçen gün arttığını yaşayarak görüyoruz. Bu ortamda da platformlarda bu meseleye mesafeli yaklaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Peki bu ödenen cezaları bu platformlar ödemek zorunda mı, kesilen cezaları? Öncelikle tabii ki bu platformlara kesilen bu cezaları ödemek için bir yaptırım uygulayacak iktidar. Ama tabii bunun bazı adımları var. Eğer temsilcilikleri kurarlarsa dörtte birini ödemekle yükümlü kılacak bunları iktidar. Tabii belli uygulamaları var bu sürecin. İşte ikinci aşamada, ikinci ayda bir 30 milyon daha ceza kesilecek. Sonra reklam engellemesi gibi durum var. Türkiye'de 3 milyondan fazla KOBİ'nin yaklaşık %55'i, yani 1.7 milyonu sosyal medya platformlarının sadece biri üzerinden ticaret yapıyor ve bunların yaklaşık 15 milyarlık bir ekonomi ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Bununla birlikte 209 bin vatandaşa doğrudan ya da dolaylı iş imkanı sağladıklarını görüyoruz. Türkiye'deki KOBİ'ler de aslında e-ticarete, özellikle de sosyal medya üzerinden e-ticarete alışmış durumdalar. Eğer bu uygulama üçüncü aşamaya gelirse, pandemi gibi zor bir dönemde ayakta durmaya çalışan KOBİ'ler de ticaretlerinin durmasıyla karşı karşıya kalabilecekler. Böyle bir sorun var ki dünyanın 135 ülkesinden milyonlarca insan Türkiye'deki KOBİ'leri takip ediyor. Bu da çok büyük bir avantaj bizim için aslında, kendimizi dünyaya tanıtabilmek için. Bu gerçekliği de görmüyor olması iktidarın dijitalleşen bir çağda bu meseleye sadece sansür mantığıyla bakması, temsilcilik açacaksınız, bana bir kol boyu mesafede olacaksınız, ben ne dersem onu yapacaksınız, ben sosyal medyanın Alo Fatihlerini istiyorum anlayışı ne yazık ki ülkemizi bu duruma getirmiştir ve ülkemizin dünyadaki itibarı da bu tip uygulamalarla ciddi yara almaktadır. Bunu yaşıyoruz. Bunun bir de dördüncü aşaması var. Bunu söylemek bile istemiyorum. Özellikle sosyal medya platformlarına önce erişimi %50 daraltacaklar. Bunu da %95'e kadar artırabilecekler. Bu da aslında bu kanalları kullanmanın imkansızlaştığını gösteriyor. Aslında imkansızlaşmıyor. Türkiye'den imkansızlaşırken bizi kimin ürettiği belli olmayan VPN şirketlerinin kucağına atacaklar. Türkiye'de her sosyal medya kullanıcısı bir VPN kullanmak zorunda kalacak ve bilgileri birileri tarafından ele geçirilmiş olacak. Bu da yine önümüzdeki sorunlardan biri.
Zaten bu sansür yasasının asıl merkezinde de bir de kolektif hafızanın silinmesine yönelik bir unutulma hakkı da vardı. Bunu da uygulamaya geçiriyorlar. Siyasetçilerin, özellikle toplumda ön plana çıkmış insanların bu hakkı kullanması yine Türkiye demokrasisi açısından, Türkiye'nin geleceği açısından da ciddi sorunlar doğuracak gibi görünüyor. Bir de özellikle tecavüzcülerin, istismarcıların bu şekilde kendilerini unutturmaya çalışmasına iktidarın böyle bir yasayla zemin hazırlamış olması da önümüzdeki en büyük problemlerden biri olacak. Evet Sayın Onur Saladı, güzel. Güvenlikten sansüre, ekonomiden sosyal hayata ve hukuka kadar birçok bileşenleri olan bir konu. Bu değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için de.